şey değil. Olacak şey değil. Söylenme Dudu, oğlanı korkutuyorsun. Aman, bu da yarı fani yarı peri. Uykusunda acıkıyor, uyanıyor, ağlıyor. Adı üstünde bebek. Ay, niye benim genlerimi taşımıyor hiçbir evladım? Hepsi yarı fani yarı peri. Bak hala ne diyor, oğlun ağlıyor ciyak ciyak. Sütünü emzirsene be kadın. Tamam, tamam, emziririz. Gel bakayım benim güzel oğlum. Aman da aman da aman. Aman anacığım sana sütünü versin. Şöyle. Süt verirken de o süt kokan kafanı bir güzel oh koklasın. Dur bakalım şimdi. Benim. Gel şöyle. Al bakayım. Aman da aman. Hadi canım. Gördün mü bak. Aman da pış pış. Aman da mis gibi oğlum. Aman da aman. Al şöyle. Sen ne yapıyorsun anne? Hiç. Annemle kardeşimi seyrediyorum. Gene mi? Hı. Sen kahvaltını yaptın mı? Hepsini bitirdin mi? Bitti. Babam diyor ki gömleğinin tüsü bittiyse ver, çıkayım diyor. Anne. Hı. İçimden bir ses sen kardeşini kıskanıyorsun diyor. Toprak nereden çıkartıyorsun böyle saçma saçma şeyleri? Aynadan onları seyrederken bir de kendi yüzüne bak. Senin yaşında birine kardeşini kıskanmak yakışıyor mu hiç? Anne bir şey demeyecek misin? Aman sen her şeye karışma bakayım. Hadi yürü. Ben gidiyorum, tamam mı? Oldu canım, iyi işler. Faturaları sakın unutma, oldu mu? Unutmam canım. İyi işler baba. Size de iyi dersler kızlar. İyi işler babacığım. Terbiyesiz. Her gün bir şey yapıyorsun. Babam seni affediyor. Ama bu sefer affetmeyecek. Ya ödeyecektim. En azından bu kadar harcadım baba diye söyleseydin. Ben bir oyuna o kadar para verdim demeye korktum ama.
Söylemeye korkuyorsan yapma o zaman. Hadi çocuklar, servisiniz geldi, hadi. Çocuklar tamam artık, hadi uzatmayın, kavga etmeyin. Edeceğiz anne, bizim ek kartımız yok. Ama biz abim gibi canımız elbise istedi, şapka istedi diye gidip almadık. Evet yani. Yürü abi, yürü. Aa, cücük gibi durmasana beni, yürü önden sen. Aa. Ya sana sinir oluyorum abi ya, sinir. Senin yüzünden ne gün güzel kahvaltı yapamıyoruz. Hadi çocuklar, hadi bakayım, hadi. Hadi iyi dersler oğlum. Hadi canım, iyi dersler, iyi dersler, hadi. Oh. Ben de sofrayı toplayayım bari. Ben de işime bakayım bari. Gıcır gıcır ütülemişsin hayatım, ellerine sağlık. Ay, güle güle giy. Sen sabahtan anneni geçeceksen yolunu hiç uzatma. Ben toprağı okula bırakırım. Yok canım, hiç olur mu öyle şey? Esas sen her sabah yolunu uzatıyorsun. Sonra annem beklemesin. Aa, beklesin canım. Ben maaşlı da mıyım? Her sabah sabahın 9'unda uyan, anneme haldır haldır git, çocuğu yedir içir uyut. Yavuzcuğum, bunlar kolay şeyler değil. Sonuçta o senin kardeşin hayatım. Annen yaşlı bir kadın, evde bir başına. Senden yardım beklemesi gayet doğal. Tamam, ben de yardım ediyorum işte. 3 gündür sabah akşam oradayım Yavuz. Ama sürekli şikayet ediyorsun Eda. Yok, etmiyorum. Hadi kızım, hadi. Bir an önce babanla trafiğe kalmadan çıkın. Anneannemden küçüklerime... Tabii ki dedeme de selam söyle. Baş üstüne hanımefendi, baş üstüne. Laf yetiştireceksin, hadi yetiş. Bu arada henüz bulamadıysa söyle ona, harika bir isim buldum. Nedir? Bence kardeşinin ismi Asrın olsun. Asrın? Hı. Hı. Bu aralar çok moda. Öyle mi? Ben annemin pek beğeneceğini zannetmiyorum ama neyse. O da hiçbir şeyi beğenmiyor canım. Yani dünyada hiç eşi benzeri olmayan bir isim bulacağım diye diye... sonunda çocuk ne olacak? İsimsiz kalacak. Yavuz, hiç anlamıyorsun. Onun oğlu şimdi çok kıymetli. Bizim ismimizi koyarken o kadar düşünmemiş. Betüş demiş, Eda demiş, geçiştirmiş. Hadi biz gittik. Hadi kolay gelsin. Acaba ne isim koyacak? Eda! Eda! Of. Efendim anne. Aa, niye öyle of çekiyorsun? Anne, sen beni mi gözetliyorsun? Evet, kardeşinle sana bakıyoruz. Merak ediyoruz. Acaba ablamız ne zaman gelecek bizimle oyun oynayacak diye. Ay, müsaade edersen evdeki işlerimi bitireyim, öyle geleceğim. Ayol, sen iş mi yaparsın ki? Hem ev işi dediğin nedir ki? İşte bitti gitti. Ne var bunda büyütecek? Hadi oyalanma, gel bir an evvel. Bak kardeşinle, ben seni bekliyorum. İyi, tamam anne. Ben bari bir an önce geleyim de o senin sinirlerini zıplatmasın. Aa, ne bu alınganlık Eda? Ayol, işin gücün yok, gelenin gidenin yok. Ne olur bir an önce gelsen. Tamam anne, geliyorum. İyi tamam, hadi bekliyoruz. Oyalanma. Tamam anne. Bunun da nesi var bugün anlamadım. Bir haller oldu. Evet, şimdi anası oğluna cici giysiler giydirsin bakalım. Ablasına şık görünsün, değil mi? Oh, 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 mavişler.
giysiler de pek yakışmış. Aman da niye ağlıyorsun bakalım? Bak abla gelecek şimdi. Sana bakacak. Maviş oldu. Aman da pek yakışmış. Ah 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 anası kurban olsun onun ağlamasına. Ben bugün sana nasıl geleceğimi biliyorum. Betiş Hanım, bol köpüklü kahveniz geldi. Ah ellerine sağlık Firuzecim, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel otursana Firuze. Otur otur, senin kahven nerede? Mutfakta pişiyor. Aşk olsun Firuze, alsana kahveni, gel burada beraber içelim karşılıklı. Olur mu öyle şey Betiş Hanım? Ay olmaz olur mu? Ya sen aileden birisin Firuzeciğim. Yani bu evde çalışıyorsun diye biz evdeyken mutfakta mı yaşaman gerekiyor? İyi peki. Aa. Teşekkür ederim. Dur bak buraya faturaları ayırdım. Burada telefon var, elektrik, doğalgaz. Üstüne paralarını da koydum, tamam mı? Tamam. Bugün öğleden sonra gider yatırırım. Bundan sonra bunları elden yatıracağız. Yalnız faturaları atlamayalım, takip edelim. Tamam. Ben buzdolabının üstüne mıknatıslarla yapıştırırım. Orada hep gözüme çarpar. Son ödeme tarihlerini hiç kaçırmam. Merak etmeyin. Tamam. Hadi al kahveni, gel bekliyorum. Ah peki. Hadi bakalım. Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. Ne oluyor? Selam baba. Kızım, ne bu kılık kıyafetin? Dadı kostümü. Beğenmedin mi? Deli karnavalı falan mı var? Yo, televizyonda eski Türk filmlerinde dadılar, hizmetçiler falan hep böyle giyiniyorlarmış. Oradan gördüm. Sen hatırlamadın mı? İlahi. Dur bak göstereyim. Buyurun, sabah kahveniz. Bu halimle kahveyi nasıl içeyim kızım? Ay, o da doğru. İyi, o zaman ben sana taze süt vereyim. Bak o olur işte, taze sütü severim. Oo, harika, taze süt. Ama sen niye böyle giyindin? Durumun anlam ve önemini ön plana çıkarsın, ona hizmet etsin diye. Beyzade kardeşim ve annem neredeler? Odadalar. İyi, ben gidip bir emirleri var mı sorayım. Aa, kızım sen iyi misin? İyiyim Taci Bey, çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Eyvah, eyvah ki eyvah. Bu mavi takımlar da Beyzademize pek yakışmış efendim. Bu kıyafet de sana çok yakışmış. Niye böyle giyindin? Oğlunuzla ben ilgilenirim. Ona isim aramakla geçireceğiniz vakti boşa harcamayın. Nereden çıktı şimdi bu sizli bizli konuşmalar? Abuk subuk, kinayeli laflar. Aa, ne kadar da güzel kıyafetleri varmış. Nedense bizim hiç bunlardan olmadı. Aa, sizin daha çok kıyafetiniz oldu. Üstelik kız çocukları başkadır. Onları giydirmek, süslemek daha zevklidir. Her dakika kıyafet değiştirirdim size. Yok, ben hiç hatırlamıyorum. E nereden hatırlayacaksın? Bebektin. Öyle olsun. Eda, neyin var senin? Yok bir şeyim. İyiyim ben. Hadi sen oyalanma burada. Aşağı inip babamla oğlunuza koyacağınız ismi düşünün. Biz burada kendisiyle oyalanırız. İyi. Merhaba. Efe ya bin bakalım ben kimim? Hayırdır, ne bu hazırlık, yoksa çocuğu da mı götürüyorsun? Ha, onu da götüreyim diyorum abine. Leyla uzun süredir izin yapmadı. Dün akşam da Ferhat'a dedim, sen yarın izinlisin diye. Bugün biraz çıkıp dolaşsınlar. İyi de Ferhat çoktan gitti. Nereye, ne zaman gitti? Sabahtan gitti, kafeye gidiyorum dedim.
Hayda. İyi ama ben ona dün akşam yarın tenha olacak kafe. Sen gelme biz yetişiriz demiştim. Ya ne bileyim gitti işte. Aa. Ay Avni çocuk burada kalıyor diye çok eziliyor. Zaten ezik bitir. İyice ezildi büzüldü. Baksana izin veriyoruz izin bile kullanmıyor. Hem sabaha kadar ders çalışması yetmiyormuş gibi biz uyanmadan kalkıp evi derleyip topluyor. Ay çok üzülüyorum ben bu çocuğa ya. Ben de üzülüyorum. Ama merak etme halledeceğim. Birkaç tane emlakçıyla görüşmem var. Şimdi giyinip onlara gideceğim. Merak etme halledeceğim ya. Ay hadi Avni. Hadi kocacığım hallet şu işi. Aman aman sen dersin de halletmem mi? Tut aşkım, tut aşkım. Ben hemen gidip halledeyim. Şu üstümü değiştireyim gidiyorum. Tamam. Leyla, Leyla. Efendim Suzan Hanım. Hayatım ben şimdi bir şey diyorum. Sen de al Efe'cini hazırla. Birazdan alıp onu götüreceğim. Sana da bugün izin. Ama... Aması maması yok. Hadi bakayım hazırlan kafeye gel. Görüşürüz. Giy süsten hazırlan hadi. İddiayı kaybedince mecbur kaldı, bıyık bıraktı. Bence çok güzel oldu ama ben çok memnunum vallahi. Aa çok yakışmış tabii hayat. Çok. Ah, ben bakarım. Aa Suzan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber şekerim? Teşekkür ederim, iyiyim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Geldi 5 dakika otur da kahvemi bitireyim. Ha sana da kahve yapalım mı? Tamam ben pişireyim kahvenizi. Orta mı içersiniz şekerli mi? Aa yok şekerim hiç zahmet etme ben kendim yaparım. Aa vallahi olmaz sonra ben yaparım. Nasıl içersiniz onu söyleyeyim. Firuzeciğim hiç zahmet etme şekerim. Ben de güzel yaparım. Yok ben daha iyi yapabilirim. Ya benim mutfağım olduğu için kahve yapmak konusunda ben kendi üstüme tanımıyorum. O yüzden siz orta mı şekerli mi? Aa Suzancığım uzatma gel sen otur. Başka zaman yaparsın hayatım. İyi. Peki madem. Yalnız kahveye fal filan kapatma. Vakit kaybetmeden gidelim kafeyi açalım bir an önce. Aa kafe açık şekerim. Ferhat sabahın körü uyanmış gitmiş açmış. Aa ne diyorsun? Ya hayatım bizim evde rahat değil o çocuk. Tabii aynı evin içinde ben, Avni, çocuk. Yani genç delikanlı sıkılıyor. Yani evet kız arkadaşı bizimle aynı evde ama yine de kendi evinin düzeni başka. Kendini bize borçlu hissediyor. Ona oda verdik diye ne yapacağını şaşırmış vaziyette. İnanır mısın? Buzdolabını açıp bir bardak su bile içmiyor. Yetmezmiş gibi bir de evi derleyip topluyor. Ay çok iyi çocuk. Yok hakikaten çok iyi çocuk. Aa helal süt emmiş helal. Ayol bunun yine radarlara çık maşallah. Her şey iyi düşüyor orada. Evet evet helal süt emmiş çocuk. Allah hepimize öyle evlatlar nasip etsin. Hayırlısıyla şu çocuğa ucuzundan kaloriferli bir ev bulsaydık. Gerçi Avni her gün sarı ilanlar emlakçı falan aranıyor. Ha Suzancığım eğer Ferhat'ın gücünü aşan bir ev bulursanız lütfen benim haberim olsun. Ben de destek olmak istiyorum. Ah şekerim nerede? Biz Avni ile bunu teklif ettik ama kabul etmedi. Gurur yapıyor tabii. Bak evladım dedik. Biz de genç olduk. Yani üniversite okumadık belki ama 3 kuruşun hesabını yapıp pastanelere, kafelere gitmenin ne demek olduğunu iyi biliriz. Hem ev daha elzem bir şey. Bırak imkanımız varken biz sana yardım ederiz dedik ama yahu dedim evladım bak okuyorsun. Yarın bir gün kendi işini yaparsın. Bize borcunu ödersin. İstemiyor da istemiyor şekerim. Ailesinin de durumu yok ki yardım etsin. Yazık vallahi zor iş. Şöyle yaparız bak. Emlakçıyla Ferhat'ı hiç konuşturmayız, karşılaştırmayız tamam mı? Biz emlakçıyla devreye gireriz. Ferhat ödeyebileceğini kadar öder. Biz de üstünü konuşuruz beraber. Bunda bir tek siz, ben bir de emlakçı biliriz. Aa kıskak bu güzel olur vallahi aklına 1000 yaşa arada çalışıyoruz taksa. Aa ayol kız bunlar ne? Para mı basıyorsunuz kız evde? Aşk olsun olur mu öyle şey? Onlar bizim faturalar yatıracağız da. Sahte fatura basın naylon faturacı. Espri espri. Diyorum ki şey kafedeki faturaları da unutturma da eve gelirken getireyim onları da yatıralım. Günü geçmeden takip edelim son ödeme tarihlerini. İyi de bunların hepsi otomatik yatırılmıyor muydu? Ya öyleydi ama Suzancığım aile içinde bir takım problemler oldu. Şimdi anlatması çok uzun sürer. Sadık şimdi hepsinin tek tek elden yatmasını istiyor. Aha, anladım. Firuze. Şekerim nerede kaldı bizim kahveler? Koşa koşa ben yaparım diye gittin. Güzel yapıyorsun ama elin acık ağır. Hadi çabuk gel. Ya çocuğumu alacağım evden daha işime gücüme gideceğim. Aa. Heh. Nerede kaldın dostum ya? Bankadaydım. Hayırdır? Ya kredi kartlarını iptal ettim. İmza bir takım kağıtları doldurduğum için geciktim kusura bakma. Ne oldu ki? Ya şimdi. Bak, 2 tane kredi kartımız var, tamam mı? Bu kredi kartlarından biriyle işte fatura matura her şeyi ödüyoruz. Şimdi 4 gün gecikmiş tamam mı ödeme tarihi? Ama yani ekstra geç geldi. Şimdi bu bizim suçumuz mu Allah aşkına? Bindirmişler faizi. Yani sen de itiraz etseydin kabul ediyorlar. İtiraz ettim de öyle geldim zaten. Bak,
Şimdi diğer kartla da çocuklara böyle düşük limitli birer böyle ek kart çıkartmıştım, tamam mı? Sağ olsun bizim Cem de 100 liralık gitmiş bilgisayar oyunu almış ya. Ben artık kredi kartı falan istemiyorum ya. Bıktım. Cebimde param varsa harcarım abi. İyi de hepsini kapatmasaydın dostum. İyi gün var, kötü gün var. Allah korusun yarın öbür gün bir sağlık sorunu olur. Gerekir. Hani yanında nakit bulunmaz, kullanırsın. Yavuzcuğum istemiyorum. Kart mart istemiyorum diyorum. Aa! Neyse. Ha, bana bak. Japonlarla toplantımız ne oldu? Bir değişiklik yok. Zamanında geliyorlar. Ay ben dosyaları hazırlayacağım. Hay Allah, geç bile kaldım. Ben başlıyorum abi. Pardon, bölüyorum ama Japon misafirlerimiz geldi. Japon misafirler mi geldi? Nasıl olur? 11.30'da gelmeyecekler miydi? İsterseniz göndereyim. Saçmalamayın Banu Hanım. Sadık, panik yok. Sakin. Ben onları oyalıyorum. Sen dosyayı hazırla, hemen gel. Tamam, hemen geleceğim. Ay vallahi şiştim. 45 dakika oldu ayol. Allah Allah. Ay Leyla, bu Firuze şişirdi beni, şişirdi. Gittik bir kahve içeceğiz. 45 dakika bekledik. Neymiş efendim? Buranın hanımı benim daha iyi bilirim de bilmiyorum. O zaman hava basıyor. Yarım saatte kahve mi olur? Oğlum, aman ya, hazır mıymış benim oğlum? Aferin sana. Abi nerede? Emlakçı arkadaşlarıyla görüşecekmiş, çıktı. E sen niye hazır değilsin Leyla? Kızım ben sana ne dedim? Bugün izinlisin. Kafeye gel, Ferhat'la çıkın dolaşın demedim mi? Ama aması maması yok. Ne oldu kızım, sizi anlamıyorum ki. Aynı evde yaşayınca birbirinizden bıktınız, tükettiniz mi? Ne oldu? Hadi bir kalk, 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 kalk. Yürü hazırla. Saçları bak şimdi kim yapışmış. Hadi. Dişim ağrıyor öğretmenim. Yoksa sen dişlerini düzenli fırçalamıyor musun? Hadi bir okul doktoruna gör. Benimki bitti. Ne güzel bir yer çizmişsin. Babaannemin köyü. Sahiden böyle mi? Pek benzetemedim ama böyle sayılır. Nerede burası? Bartın'da. Bartın, orası da neresi? Karadeniz'de. Hiç duymadın mı? Bir görsen, orada her yer yemyeşil. Karadeniz'de deniz siyah mı? Hayır, mavi. Adı öyle Çilek. Sen de amma komiksin. Ne bileyim ben. Hadi sonra konuşuruz. Tamam. İsteyen her teneffüse çıkabilir çocuklar. Dur gitme. Benimki de bitecek şimdi. Dur bakayım, burası da neresi? Anneannemin şatosu. Gerçi daha bile güzel. Bak burası da bahçesi. Gerçekten mi? Evet, bir gün beraber gideriz. Hem bebek dayımı da görürsün. Benimki bitti. Hadi gel gidelim. Fotoğrafımı beğendim. Aynı yerde benim de fotoğrafım var. Geçen seneki gezide çekilmişti. Biliyorum, aynısı abimde de var. Tuğçe, sen niye gelmedin? Ne güzel eğlenirdik. Ya ben orayı zaten daha önce görmüştüm. Ondan değil, abimle karşılaşmamak için gelmedin değil mi? Ben kantine gidiyorum. Bekle, ben de geliyorum. Yok canım, ne olacak? Niye sustun? Merhaba Cem abi. Merhaba. Kaan, lütfen abimle konuşma. Şahsen ben konuşmuyorum. Sen biraz susar mısın? Dünyanın yanında utanıyorsun değil mi? Ama dur, onu da söyleyeceğim. Dünya, bu abim ne yapmış biliyor musun? Hayır. Sıkıştır da sana ek kredi kartıyla ne yaptığını anlatsın. Babamı yine sinir et, sinir. Kaan, Buket, hadi gelin kantine ilerleyelim. Babamın bana çıkardığı ek kartla PlayStation oyunu aldım ben. Kaç liralık? Çok liralık. Cem. Ya bana dediler ki biz 4 taksit yapıyoruz. Da ilk ekstrada ne kadar harcadığım yazıyormuş.
Sadık, bu Japonların erken gelmeleri çok iyi oldu. Hı? Toplantı hem hızlı hem de çok verimli geçti. Ben şimdi diyorum ki, bu toplantının üzerine bir yeşil çay içilir. İster misin? Yok, ben yeşil çay almayayım. Sen bana ne olur bir soda söyle bile, midemde bir acayip ağrı var. Peki. Banu Hanım, bize bir yeşil çay, bir de soda lütfen. Hemen efendim. Teşekkürler. Ya, of. Dünden beri midemde acayip bir ağrı var. Nedenini bir türlü anlayamadım ya. Kredi kartlarından da kurtuldun işte. Daha ne istiyorsun? Sakin ol. Ya, nasıl sakin olabilirim? Söylemesi kolay. Yani o ay sonunda o bakiyeleri nasıl ödediğimi bir de bana sor. Ya ben bir şey soracağım. Cem'in nasıl oluyor da kredi kartı olabiliyor? Anlatayım. Şimdi bazı bankalar öğrencilere kredi kartı veriyorlar. Diyelim ki yurt dışında bir çocuğun okuyor, değil mi? Şimdi ne oluyor? Çocuk sıkıştığı zaman yurt dışında kullansın diye. Ama bu çocuklar, bu kartın değerini bilen çocuklar. Yani bir zaman sonra faiziyle birlikte o harcadıkları paranın bankaya geri ödeneceğini bilen çocuklar. Ama benim çocuk öyle mi? Yahu tanesi 25 liradan 4 tane bilgisayar oyunu ne demek ya? 100 lira yazık ya. Ya ayda bir oyun oyna. Şart mı bir ay içinde 4 oyun oynamak? Dersleri var, sınavları var. Olacak iş değil yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Banu Hanım. Rica ederim. Abicim artık strese son. Yeter. İşi beni iyice strese sokuyor. Yani bu gidişle oğlumuz isimsiz kalacak. Ne yapalım Dudu Hanım, kabahat sende. Dünyada kimse de olmayan isim bulacağım diye tutturdun. Ama bu ne perhiz, bu ne lahana turşusuysa isim bulmak için sözlüğe bakıyorsun. Canım sözlükte baktığım her kelime isim değil ki. Ama isim olabilecek bir şey var mı? Değişik, kimsenin aklına gelmemiş. Onu arıyorum. Ama yok. Bak, ben oğluma alakasız bir isim koyma taraftarı değilim. Yani seni dinleyip Abdüllatif mi koysaydık? En azından isimlerinden biri olabilir. Rahmetli babamın adı. Tamam. Rahmetli babanın adı olmasına saygı duyuyorum ama... böyle söylenmesi zor fani isimleri iyi değil. Oğlumun nüfus kağıdında bu ismin olmasını istemem. Öyle çağırmak da istemem onu. Senin bulacağın ismi de göreceğiz bakalım. Sen de benim bulduklarımı beğenmedin. Ne güzel bir isim seçmiştim. Yortu. Ay, kıyametleri kopardın. Beğenmedin. Yortuymuş. Yortu, yortu. Gel oğlum buraya. Kulağa hoş geliyor mu? Sor herkese. Yortudan isim mi olur? Hem zaten yortu bize özgü bir şey değil ki. Yabancıların kutlama günlerine deniyor. Taci, ben periyim. Bizde yabancılar ve biz diye bir ayrım olmaz. Sadece ben kulağa pek hoş gelmedi diye vazgeçtim yortu isminden. Ama itiraf et, anlamı çok güzeldi. Anlamı güzel olsun istiyorsan yortu yerine bayram koy o zaman. Taci, şu isim koyma işini bana bırakır mısın? Kızların ismini sen seçtin. Bırak da oğlumuzun ismini de ben seçeyim. Of of, orada dur bakalım Dudu Hanım. Kızların isimlerini ben buldum ama aralarından bu ikisini sen seçtin. Ben Ayşe, Zeynep, öyle isimler istiyordum. Sen ille de modern olsunlar dedin, bunları koydun. Yine de sen fani isimler seçtin. Perilerin arasında böyle isim yok ki. Hiç sen duydun mu? Betüş peri, Eda peri. İnsanları yabancılar bizler diye ayırmıyorum diyene bak. Faniler ve bizler. Sanki bu ayrımcılık değil. Sihirli günler. Peri de olsak, şatoda da yaşasak, kapıyı çalmak diye bir şey vardır. Zırr, zırr. Yani zili mi çalsaydım? Ay bazen kafan nasıl çalışıyor? O zırr zırr bebeğinizi uyandırır diye sihirle geldim. Affedersin. Utan Dudu, utan. Kadıncağız ne düşünceli, ne hassas davranmış. Özür dilemen lazım.
Ben şu isim meselesini halledeyim de siz de arkadaş arkadaşa oturup beni çekiştirin. Ben mesajı aldım. Gidiyorum. Kapıdan. Bir yere gidemezsin. Gel yukarı çıkalım da oğlumu gör. Sen buna köre bakma. Perihan, bak gelmezsen ölümü gör. Duda Hanım, yüksek müsaadelerinizle acaba yukarı çıkıp bebeğinizi bir şöyle görebilir miyim? Buyurun. Hadi gel Perihan, gel. Gel, gör bak. Öyle şeker, öyle şirin ki gel. Biz geldik. Ay, ay, ay. Ah canım benim, şuna bak. Kocaman olmuş bu. Sorma. Çabuk büyüyor. Her gün bir yeri şekilleniyor. Biliyorsun Perihan teyze. Kardeşim doğdu da oğlu annem bana dadı muamelesi yapıyor. Ah sen buna mı alındın? Günaydın baba. Kızım, Betüş çalışıyor. Annen 450 yaşından sonra her şeye yetişemiyor diye ben dedim Eda arada bir gelsin oğlanı oyalasın diye. Canım, benim sana bir lafım yok ki baba. Ben de farkındayım. Onun konuşacak, kendini ifade edecek yaşa gelene kadar içimizden birinin onunla birlikte olması gerektiğini. Ama benim korkum ya anneme benzerse? Bak kızım, benim ömrüm el verirse sizleri nasıl hanım hanımcık yetiştirdiysem oğlumu da öyle beyefendi yetiştireceğim. Durun ya durun. O güne gelmeden önce bugünü düşünelim. Sen niye alındın bakayım kızım? Bak Perihan teyze. Ben kardeşimi çok seviyorum. Yani ne olursa olsun insanın bu yaştan sonra bir kardeşi olması çok güzel bir şey. Ama yani biz de kaç yaşında olursak olalım anne sevgisine, anne şefkatine ihtiyacımız var. Kardeşim doğdu da oğlu annem bizi görmüyor bile. Ayrıca ben annemin bizim üstümüze bu kadar düştüğünü hiç hatırlamıyorum. Aa öyle söyleme kızım. Annen geç yaşta doğum yaptığı için biraz şaşkın. Yoksa sizleri de çok seviyor. Mazur gör. Yok, göremem Perihan teyze. Bak, Betüş'ün başında 1000 tane dert var. Yok kredi kartı borçları, Ceren'in problemleri. Yani bütün bunlar olurken annem bir günden bir güne iyi misiniz, hoş musunuz diye bize sormuyor. Onun derdi varsa yoksa bizim fani kocalarımız. Bir de bizi onlardan ayırmak. Bak Perihan teyze, bu oğlu var ya bu oğlu. Hepimizden daha değerli olacak. Göreceksin. Ah kızım ah, biz hepinizi eşit sevdik. Hani 5 yaşında olsan anlayacağım. Niye çocukluk ediyorsun şimdi? Biliyorsun baba, biz ikiz doğduk. Betüş'le annem ilgilendi, ben de Perihan teyze ilgilendi. Bu arada Perihan teyze, hazır gelmişken kardeşime biraz sen bakabilir misin? Ben de çok uzun zamandır Betüş'ü görmüyorum. Hem gidip onunla biraz sohbet ederim, hem de hava değişikliği olmuş olur. Hoş git kızım, tabii, tabii bakarım. Ben de bakarım kızım, ben de bakarım. Perihan teyze, sakın unutma, o çok değerli. Vallahi olmaz ya. Ver şunu diyorum Ferhat. Yakışır mı hiç? Bak ver diyorum vallahi. Aa, bak. Vallahi olmaz. Bak vallahi Betüş'ten yardım alacağım, ver şunu bana. Ferhat uzattın ama artık. Oğlum görmüyor musun kendini? Git de bir aynaya bak. Ya. Sabaha kadar ders çalışmaktan gözlerin hortlak gibi şişmiş ya, Ferhat. Ya ben çalışmak istiyorum, izin vermiyorsunuz. Böyle şey görmedim ömrümde ya. Olmaz. Madem gidip uyumuyorsun, birazdan Leyla gelecek, dışarı çıkacaksınız. Aa ne saçmaymış. Ver diyorum Ferhat, ver. Vallahi olmaz. Siz olur mu böyle? Herkes kendi işini yapsın canım. Bak vallahi bir müşteri gelecek, bir rezalet çıkacak ha. Hiçbir şey olmaz da şunu alayım ben önce bir. Ver diyorum. Oğlum. Kolay gelsin. Yo. Sandığınız gibi değil. Çalışma yasağı var da o bakımdan. Evet, yasağı delmeye çalışıyor da. Evet. Ver diyorum. Vallahi ver. Olmaz. Ver diyorum. Leyla da geldi. Ferhat da zaten çıkmak için seni bekliyordu Leyla'cığım. Hadi bakalım. Hadi ayak altına dolaşmayın. Hadi. Gidin siz hadi. Fark ettiysen zorla gönderiyorlar. Ne yapalım? Sağ olun. Hadi bir şey değil. Hadi güle güle çocuklar. Güle güle. Görüşürüz. Güle güle. Hadi. Yok oğlum yok. Ee?
Anlat bakalım, bugün annene gitmedin mi? Gittim canım. Ay kardeşiniz nasıl, ne yapıyor çok merak ediyorum. Ya bugün kafeden çıkar çıkmaz ilk annemi uğrayıp ona bakacağım. Ayol siz de bir alemsiniz yani. Görmemişi kardeşi olmuş. Tövbe, konuşturmayın beni. Ayol küçücük bebek bir günde nasıl değişir ki? Aa, sen bir de annemi görsen esas o görmemişin oğlu olmuş oldu. saçmalama Eda. İnanmıyorsan git bak. Oğlum da oğlum, oğlum da oğlum. Kadının ağzından başka kelam çıkmıyor. Eda, kız sen kaç yaşındasın? 200 oldu herhalde. 30 falan. Kıskanmıyorsun değil mi kız kardeşine? Ne alakası var canım? Siz bana bir şey ikram eder misiniz? Şöyle sıcak soğuk. Benim yavrum var. Ay bu merdivenlerden in çık yoruluyorum. Yani. Ay Taci gel bir isim buldum, sıkı dur. Tamam, hoppa, heyecanla bekliyorum. Element. Buyur, Nelement? Sen hiç Element diye bir isim duydun mu? Duymadım ama duymak da istemem. Ama çok orijinal. Eğer oğlumuza bu ismi koyarsan orijinal değil, marjinal olur. Hatta absürt. Ama kelimenin anlamı çok güçlü. Kimyada öyledir o. Derhal bunu unut. Aa, hiç de değil. Bak şimdi sesleniyorum mesela. Element, oğlum buraya gelsene. Bak ne hoş geliyor kulağa. Element, Levent. Ne güzel. Levent koyalım o zaman. Hayır koymam. Levent herkeste var. İstemem. Beşinci Levent koyalım. Aa, uzatma bakayım. Perihan nerede? Gitti mi yukarıda mı? Yok, Eda gitti. Oğlumuza Perihan bakıyor. Eda mı? Eda nereye gitti? Betüş'e gitti. Sıkılmış, hava almak istedi. Ah, bak şu Eda'nın yaptığına. Biricik oğlumuzu el aleme mi emanet etti? Eyvah, el alem diyor ya. O kabak yine benim başıma patlayacak. Aman benim güzel oğlum. Aman benim tatlı bebeğim. Oy, oy, oy sen de şeker. Gözlerime inanamıyorum. Şimdi uykuya dalıyor, uyandıracaksın. Aferin. Oğlumdan uzak dur. Ne biçim konuşuyorsun sen Dudu? Ben senin düşmanın mıyım? O daha küçücük bir bebek. Herkesin ona öyle her dakika dokunmasını istemiyorum. Sen kıskançlığından bahane arıyorsun. Aa, seni niye kıskanacakmışım ki? İşte biz de bunu merak ediyoruz zaten. Sanki Eda'yı ben büyütmedim. Aa, tabii ki büyütmedin. Utan bir! Utan! Utan! İkizlerin olduğu zaman benden yardım istemedin mi ha? Tamam, yardım istediğimi inkar etmiyorum. Ama bu büyütmek demek değil. Çocuklar okula gidene kadar ben gece gündüz bu şatoda kalmadım mı? İkisi bir arada çok yaramazlık ediyor diye Eda'yı alıp çoğu zaman şatomda bakmadım mı? Onu ben büyüttüm ben. Okula yazdırdım, parklara götürdüm, derslerine yardımcı oldum. Aranızda anlaşmazlık çıktığı zaman hep ben halletmedim mi? Ay o kadar çok şey yapmış mıydın? Şuursuzluğu bırak be Dudu. Hatırlamaya çalış, hatırlamaya çalış. Eda küçücük bir bebekken annem Betüş'ü benden daha çok seviyor diye hüngür hüngür ağlarken ben yok evladım, Betüş çok uslu bir çocuk. Annenin ona bakmak çok işine geliyor, onu uyutmaktan zevk alıyor. Sen yaramazsın, o yüzden seni bana emanet ediyor demedim. Hatırlasana bunları, hatırlasana be kadın. Ay 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 sinire bakın. Ay ne kadar da doluymuşsun. Ayol neleri hatırlıyorsun? Ben hatırlamadım. Kızın hatırlattı. Eda mı? Oğlun doğduğundan beri gözün ondan başkasını görmüyor. Yaşları kaç olursa olsun senin iki evladın daha var Dudu. Unutma. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Eda diyor. Eda diyorum. Eda. Sen oğlunun üzerine böyle düştükçe Eda vaktiyle ona gösteremediğin sevgiyi hatırlıyor. Bu yaşında kardeşini çok sevmesine rağmen seni kıskanıyor. Ay sahi mi? Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım ve nasıl farkına varamadım? Sen bunu gerçekten hiç düşünmedin mi? Perihan, oğluma biraz bakar mısın? Ben Eda'yı bulmaya gidiyorum. Ne
Buyurun. Afiyet olsun. Ne alırsınız? Eda'cığım bak şey ben işim bitir bitirmez hemen yanına geleceğim tamam mı? Hı? Yok canım gerek yok. Ben zaten giderim herhalde. Ay nereye gidiyorsun Eda? Eve giderim. Sen işine bak. Ama hayatım sen beni hiç engellemiyorsun ki. Bak ne olur geleceğim yanına diyorum. Hem beraber gideriz Eda'cığım eve lütfen gitme. Ay Betüş akşam olmadı telefonla konuşur bir şeyler yaparız. Ben şimdi eve gitmek istiyorum. Aa, Eda. Hadi kolay gelsin. Amma kalabalık. Anne neredesin? Ay merak etme görünmezim. Şimdi birazdan kapıdan giriş yapacağım. Aa kolay gelsin. Ay 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 kimler gelmiş kimler gelmiş. Ay Dudu teyze henüz göremedik ama kızlar anlata anlata bitiremiyorlar. Allah analı bulursanız da babalı büyütsün. Sağ ol canım sağ ol. Ay, ay lütfen buyurun şöyle oturun. Buyurun buyurun. Ay Dudu teyze size ne ikram edeyim Allah aşkına söyleyin. Aa buldum kayısı suyu süt yapar. Hayır, hemen. Zahmet etme hiçbir şey istemem bebek evde. Aa olur mu öyle şey canım buralara kadar gelmişsiniz hemen getiriyorum. Ah anneciğim hoş geldiniz. Eda'yı görmeye geldim nerede? Şey buradaydı ama az önce çıktı eve gitti. Sen seni sevmediğimi, sana ilgisiz kaldığımı mı düşünüyorsun? Yok canım, ne alakası var? Ayrıca bu söylediğin çok çocukça. Öyle mi?
aklından neler geçirdiğini gördüm. Anne, sen gelip benim hayalime gizlice bakmaya utanmıyor musun? Bak Eda, beklemediğim bir anda ikiz çocuk sahibi olmuştum. İlk defa anne olan, yanında annesi bulunmayan, acemi genç bir kadın için iki çocuk sahibi olmak ne kadar zor bir şeydir biliyor musun? Üstelik o sıralar babanı da köpek yapmıştım. Annem de sizleri babasız bıraktığım için bana dargındı, benimle konuşmuyordu. Sen çok yaramaz bir bebektin. O yüzden de Perihan'dan yardım istedim. Ben mi yaramazdım? Anne, ben uslu olandım. Betüş yaramazdı. Hayır efendim, işte yanlış biliyorsun. Yaramaz olan sendin. Betüş'le çok ilgilendiğim için kıskanıyordum. Biz de sana öyle söylemiştik. Çok yaramazdın hem de çok. Anne. Ay her şeyi hatırlıyorsun, bakalım bunu da hatırlayacak mısın? Sihirli atını alıp kaçan, gece gündüz bizi peşinde koşturan kimdi? Bendim. Canım, o sadece bir defa oldu. Mamalarını yermiş gibi yapıp, lokmaları ağzında biriktirip, sonra da oyuncak bebeklerin ağzına tıkıştıran kimdi? Ne bileyim, ben onu hatırlamıyorum. Okula başladığında bütün öğrencileri ve öğretmenini sihirleyip, soruların yanıtlarını çalıp, çalışmadığın halde bütün imtihanları sihirli kopyalarla geçip iyi not alan kimdi? Evet, ama ben onu öğretmenime itiraf etmiştim. Ayrıca bütün dönemi baştan okumak zorunda kaldım. Ayol, sen babanı bile kaybettin. Babanı alıp kaçırdın, sonra eve geldin. Anne, babam yok, babam yok dedin. Ha, yani sırf bu yüzden Perihan teyze bana battı, öyle mi? Evet canım. Ben sana kızıp devamlı sihirli cezalar vermeyeyim ve senin de psikolojin bozulmasın diye, sen büyüyüp aklı başında bir genç kız olana dek Perihan teyze üstlendi senin bakımını. Belki bütün bunları yapabilecek kadar olgun değildim ama seni Perihan'a teslim edecek kadar da çok seviyordum. Annem ya. Ayrıca seni bu kadar çok sevmesem 450 yaşından sonra doğurduğum oğlumu sana emanet eder miyim? Etmezsin tabii. Özür dilerim. Ben de seni bilmeden kırdıysam ben de özür dilerim. Ay geldi. Ay Element güzel isim ama değil mi? Ne? Element, Element. E artık kardeşinin bir isminde olması lazım değil mi? Element. Anne bak, ne yaparsan yap, çocuğun adını Element koyma. Element. Olmaz o. Güzel ama. Hadi canım, dalga geçerler. Element. Element. Ha, Element, Element. Çilek, bize yok mu? Aman al abla, hatta hepsini al. Yani bunun hepsini bitirirsen böyle 35 kilo olacak. İster misin? Yok sağ ol. Otursana Tuğçe abla. Oturayım. Abimler nerede biliyor musun? Sınavdalar. Ben kağıdımı verdim, çıktım. Ne sınavı? İyi geçti mi? Coğrafya. Ya iyi geçti ama önceki notum kötüydü. İnşallah düzeltecek, bir not alırım. Senin notların geçen sene süperdi. Ne oldu bu sene? Anlamıyorum. Anlıyorum aslında. Ama abim için değmez. Aslında değer. Ne kadar kızsam da onu seviyorum. Ama yani hani Tuğçe ablanın pozisyonunda olsam diyorum. Bir şey demene gerek yok Çilek'ciğim. Ben her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın mesela? Biraz şuraya gelir misin?
Niçin? Konuşmak için. Sınavı nasıl geçti? Güzel. Doğru mu söylüyorsun? Niye yalan söyleyeyim ki? 9 sorudan eminim. Bu sınavdan çok iyi not alman lazım. Öteki sınavın çok kötü. Biliyorum Cem. Demin her şeyin farkındayım dedim. Acaba farkında mısın? Ben senin hala dostunum. Öyle mi? Bak işte bunun farkında değilmişim. Ya dünyanın yanındayken nedense hiç konuşmuyorsun. Selam bile vermiyorsun. Seni üzmemek için selam vermiyorum. Neden üzülecekmişim ki? Eğer üzülmeyeceksen sana selam veririm. Eğer dünya ile beni beraber gördüğünde kaçar gibi gitmeyeceksen seninle konuşurum. Ben seni arkadaş olarak çok seviyorum. Ve ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben de seni arkadaş olarak çok seviyorum Cem ama nedense senin için önemli olmadığımı düşünüyorum. Saçmalama, gel buraya. Artık bazen okul maçlarına 3 kişi gidebilecek miyiz? 4'ümüz olabilir mi? Şey, benim bir erkek arkadaşım var. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Ah bak oğlum, baban gelmiş. Aman Allah'ım, bu bütün gün böyle kıpraşmadan oturdu mu burada? Aman aman, dilini ısır Avni. Gıkkı bile çıkmadı. Bütün gün gelene gidene baktı, kendi kendine oyalandı yavrum. Avni Bey, Efecan bugün kafenin maskotu oldu. Her gelen giden onu mıncıkladı. Kimin oğlu? Nereye gitse ona bakarlar tabii. Anasına çekmiş tabii. Aman aman, kendini pay çıkarmasan olmaz sanki. Avni Bey, hadi buyurun geçin. Bakın size kahve koydum. Çok teşekkür ederim Betüş Hanım. Hadi hadi anlat, nasıl geçti tamam, abi? Tamam anlatacağım, tamam. Ya yoruldum canım, şundan bir yudum alayım. Sonunda bir ev buldum. Ay nerede? Kaça? Durun ya, sırayla anlatacağım. Kadıköy'de çok güzel bir ev, böyle stüdyo tipi. Bir oda bir salon, salonda da mutfağı var böyle. Çok güzel, muhiti de güzel, oturan insanlar da çok güzel. Her taraftan böyle güneş alıyor, harika. Ne kadar iyi. 450 lira diyorlar. Ha, peki şu anda Ferhat'ın oturduğu ev kaç liraydı? 400 mü? Evet, 400. Tamam, o zaman bir dakika. 12 ay 50 liradan ben bu ay kafedeki payımdan vazgeçiyorum. Yalnız emlakçıya söyleyelim, Ferhat'a ev için 400 desin, tamam mı? Buldum 600. Betüş, benden 300, senden 300. Gel anlaşalım. Dur, daha iyisini yapalım. Bakın, siz 200 verin, sen de 200 ver, ben de 200 vereyim. Biz 400 vermiş olduk ama olsun, tamam mı? Böyle olsun. Kurtlular da geldi. Merhabalar. Ferhat dönelim diye tutturdu. Çocuklar, size süper bir haberim var. Avni abiniz size ev bulmuş. Ah süper. Ev derken? Kadıköy'de tertemiz, günlük güneşlik hem de bahçesi olan bir apartman dairesi. Amerikan mutfağı bilen varmış. İyi de şeysi kaça kirası? 400. Şaka mı ya? Süpermiş. Evet. Tamam, hadi gidip görelim. Ne duruyoruz? Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi gidelim. Hoşçakalın, sağ olun. Hoşçakalın. Bir şey değil, hadi. Nereye gitti şimdi bunlar? Gelirler, gelirler. Allah'ın safları. Adres var mı? Benim oğlum büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Ay ne güzel ninni söylüyorsun Perihan, benim de uykum geldi. Nerede kaldınız yahu? Evet, nerede kaldınız yahu? Merak ettik. Annemle biraz dertleştik. Ağlamışsınız da sanki. Aa, hala belli oluyor mu? Ay o kadar çakılmasın diye de gökyüzünde tur attık. Ay sizi böyle mutlu görmek beni öyle sevindiriyor ki. Perihan, söylemekte biraz gecikmiş olabilirim ama her şey için sağ ol. Hangi her şey için? Ne zaman başım sıkışsa yanımda bittiğin için. Ben bir şey söylemedim. Annem kendisi teşekkür ediyor. Ta
Hacettin'cim biliyor musun? Çok dengesiz bir eşim var. Aa, sensin dengesiz. Ben bir arkadaşın yapması gerekeni yaptım. Yani teşekkür edilecek bir şey değil. Ama arada sırada beni lüzumsuz yere kıskanarak çok kalbimi kırıyorsun. Bak bunun için özür dilemeni isteyebilirim. Özür dile. Kucaklaşalım mı? Hayır, inadım inat. Özür dilemeden asla kucaklaşma. Ay amma da inatçısın Perihan. Evet, çok kararlıyım. Özür dile. İyi tamam, affedersin. Anlamadım. Affedersin. Anlamıyorum. Aa, affedersin. Canım benim. Canım benim. Burada neler oluyor? Annen 450 sene sonra ilk defa özür dilemeyi öğrendi. Umarım bundan sonra sizi hep böyle samimi görürüm. Annene kalmış şekerim. O yapıyor, o bozuyor, o yapıyor, o bozuyor. Şişt. Senden başka güveneceğim başka hiçbir arkadaşım yok. Bunun şimdi farkına varıyorum. Ama yapma şimdi, beni ağlatacaksın. Bana bak, Taceddin bana bir şey söyledi, doğru mu? Elementle ilgili olan şey mi? Ağzım böyle açık kaldı. Biri bana burada neler olduğunu açıklayabilir mi lütfen? Annem kardeşimizi element ismini uygun görmüş. Bak, bak. Betüş'e de kal geldi. Hayır, ben niye anlatamıyorum bilmiyorum ki. Element güzel bir isim değil. Acaba diyorum, ben bu isim bulma işinden vazgeçsem de Eda mı bulsa ismi ha? Ben mi? Ya Betüş'cüğüm, ismi Eda bulursa alınmazsın değil mi? Aa, ne münasebet anneciğim, tam aksine çok memnun olurum. Annemin bulmasından iyidir değil mi? Hadi Eda bul. Böyle akılda kalıcı, değişik, fazla duyulmamış bir isim. Ya, esasında duyulmamış bir isim değil ama öyle uzun uzun düşünmeme gerek yok. Adının ne olmasını istediğimi biliyorum. Ne? Ömür. Ömür mü? Ay ne güzel isim. Ne güzel ya. İnsana yaşamı hatırlatıyor. Umarım annem itiraz etmez. Aa, yo yo, etmem. Ömür. Ömür. Ah, Taceddin. Hatırlar mısın? Böyle akşamları bir tek atmak istediğin zaman bana bir şarkı mırıldanırdın. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacak. Ay. Gerçekten de öyle olacak. Ali'dir. Beni almaya gelecekti. Aa, bir yere mi gideceksiniz? Yok, hava kararınca yalnız dönmeyeyim diye almaya geliyor sağ olsun. O zaman bu akşam sizi bırakmıyorum. Burada oturuyoruz, yemek yiyoruz beraber. Ay olur mu öyle şey Betüş Hanım? Firuze, bana bak, sabahleyin benimle kahve içmedin zaten. Akşam da burada yemek yemezseniz çok bozulurum, haberin olsun. Ya olmaz öyle şey. Ali'cim, lafa daldık, kapıda bıraktık seni. Gel. Yok canım, önemli değil. Nasılsın? Hoş geldin dayıcığım. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldin. Hadi bakalım, şimdi hiç itiraz istemiyorum. Bu akşam biz de yemek yiyoruz. O nereden çıktı? Betüş Hanım ısrar ediyor, gir bari. Evet, geç bakalım, ısrar ediyorum işte. Hadi nerede? Bakalım. İyiyiz. Gel bakayım. Dayı, Firuze var ya, yani beni bazen çok kızdırıyor. Yıllardır bu evin içinde kocaman bir aile gibi yaşıyoruz. O hala kendini çocukların bakıcısı, bu evin yardımcısı zannediyor. Ama öyleyim Betüş Hanım. Hayır efendim, öyle değilsin işte. Bir kere sen çocukları çok sevdiğin için bizi bırakmadın. Ayrıca senin bize değil, bizim sana ihtiyacımız var Firuze. Sen onun için bu evde çalışıyorsun. Evet, kesinlikle öyle Firuze abla. Ve bunu herkes biliyor. Bak biliyorlar. Şimdi hemen oraya oturuyorsun. Herkes beni bekliyor. Şöyle güzel bir akşam yemeği hazırlayacağım ve size sofraya buyurun diyeceğim. O zamana kadar da kimse yerinden kalkmayacak, anlaştık mı? Ya olur mu öyle şey Betüş Hanım? Olur. Aa, Ali dayım gelmiş, hoş geldin. Dayı abimle konuşma. Yine ne yaptın? O her zaman yapacak bir şeyler bulur dayı. Oh, kimler gelmiş? Hoş geldin canım. Ali'cim merhaba, ne haber? Sağ ol Sadık abi, sen nasılsın? Vallahi iyi, koşturmaca gidiyor. Bana bak, bıyıklar çok yakışmış ha. Ha, sağ ol.
Yani biz gelmesek geleceğiniz yok. Firuze Hanım istemiyordu ondan. Aa, niyeymiş? Hayatım çünkü kendini bu evde misafir olarak göremiyormuş. Bak şimdi olacak şey mi ya? Bak Firuze, sen bizim... Rica ederim Sadık Bey, ne olur siz de başlamayın. Kalalım bari Ali. Sadık abi, delikanlının kabahati ne? Ali'cim lütfen bu konuyu kapatalım. Yani konuşuldukça sinirlerim geriliyor. Baba. Ne? Senden son bir özür dileme kredim var mı? Eğer kredili cümleler kurmayacaksan var. Ha, ayrıca sana şunu söyleyeyim. Hayatını kazanana kadar kredi kartı yok. Anlaşıldı mı? Tamam. Aa, gerçekten mi? Aa. Haberim mi? Thank you.